Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sabah saat kaç? Sabah saat 7. Akşam yayından çıktım. Daha yatmadım. Yatmadan önce dedim ki bir video çekeyim. Bir türlü fırsat olmuyor. Gündüz bir şekilde bir şeyleri koşturuyorum. Ya odadan çıkamıyorum, yani kargo hazırlıyorum. Ya dönüş yapıyorum. Bugün dedim çekeceğim. Kaç günden beri hep böyle niyetliyorum. Bir türlü video çekemedim. Evet, ürünleri merak edenler vardı. Yayında da, geçen yayında da video çekin diyen çok oldu. Birazcık böyle hem ürünleri gezdireyim sizlere, hem de siz ne var ne yok görün. Öyle şey ki böyle katalogları falan da güncelleyemiyorum. Instagram paylaşımları, WhatsApp paylaşımları vakit kalmıyor. Bu da toplu bir şekilde ürünlerin videosu olsun hem. Şöyle göstereyim. Öyle Sabra Wolf'um var. Şöyle çok güzel 10,5'luk saksıda Loewe'lerim var. Evet, yayında da söyledim, burada da belirteyim. Şu siyahlıklar bitkiye dokunduğumuzda veya hafif bir ezilme olduğunda öyle siyahlıklar oluyor. Pudrası çıktığı zaman genelde öyle, bakın göstereyim, şöyle bitkinin kendi rengi meydana çıkıyor. Şöyle Hurt Delight'larım var. Şöyle Low 26. Gerçekten çok güzel bir bitki. Şöyle Cotyledon Undulata. Verigata kısımları çok güzel pembeleşiyor. Şöyle kıvrık kıvrık alt tarafı turunculu bir türüm. Blue Waves'im. Gerçekten bu bitki de bu sene türetilmiş bir bitki. Polydenis'in bir hibriti, Magma Pearl. Şöyle trompetim var. Böyle İspanya sevkiyatımdan bu 5,5'lukları aslında üretim için almıştım ama yer sıkıntısından dolayı bir kısmını canlı yayında satışını yaptım. Şöyle sekunda bir kısım daha yapacağım sanırım, birazcık daha açmam lazım yer. Şunlar gerçekten çok güzel, pembiş pembiş. Bu da böyle yine özel türlerden, bunların isimlerini bilmiyorum ama özel tür. Şunun ismini bulduk ama şu an yine unuttum. Şu Graptopetalum Vega. Şöyle Pachypetum, Pachypellum. Güzel mor arıyor arkadaşlar, bakar mısınız? Geldiğinde o kadar çok rengi çiğdi ki, çok açıktı. Şöyle Oviferum. Böyle birazcık ışık görünce kendine geliyor. Şöyle raindropslarım var. Bakar mısınız? Kalp gibi dropları. Şurada bazıları tedavi edeceğim bitkiler. Buradan seçerek yayına çıkartıyorum. Genelde şey zannediyorlar, iyilerini bırakıyorum diye. Halbuki durum öyle değil. Hep daha küçüklerini, daha formsuzlarını, hasarlı olanı veya yumuşak gördüğümü hep bırakıyorum. Burada düzeliyorlar. Şükür hepsi de düzeliyor. Bu linguaslardan o kadar kötülerini ayırmıştım ki kendime, sonları kötüleri kalmıştı. Bakın hepsi güzelleşti. Koskocaman oldular. Evet. Benim
Bir seneden beri hasretini çektiğim bir bitki, trumpet pinki. Gerçekten çok istiyordum, bir türlü sahip olamadım. Yani oldum aslında ama şöyle birkaç arkadaştan satın aldım. Fotoğraflar bazen yanıltıcı olabiliyor. Fotoğraftan hani 8,5'luğa geçecek gibi falan görünüyordu. Bilmiyorum, bulursam o bitkiyi göstereceğim. Yani 5,5'luğun ortasını kaplar. Aylar önce almıştım o boyutta. Yani şöyle diyeyim size, 1 lira büyüklüğünde bile değildi. O şekilde geldi. Tabii hevesim kursağımda kaldı. 3 yerden aldım. Üçü de öyle çıktı. Evet, alırken de fotoğraflara dikkat edin arkadaşlar. Yanıltıcı oluyor. Ben elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum. Bilmeyen arkadaşlar bazen mesela diyor, 5,5'luk saksıda gönderiyorum. Hani 5,5'luk çok büyük gibi düşündüm diyor. Ama 5,5'luk olduğunu belirtiyorum. İlk başlayanlar bazen hani daha büyük bitkiler bekliyorlar. Halbuki sukulentler miyon bitki. Şöyle moonriver'larım var. Bunları da sulamayı unutmuşum. Daha yeni suladım. Şu an kendine geliyorlar. Şöyle bakın, alt yapraklarını susuzluktan kuruttular. Normalde çok daha fazla büyüyeceklerdi burada. Şöyle Romeo'larım renkleniyorlar. Bunlar da çok renksizlerdi. Şöyle first lady'ler. Bakın, görüyor musunuz? Kendime bıraktığım bitkiyi. Bunları da arkadaşlar aslında birazcık herkes daha uygunu alsın diye çoğunu üreteceğim. Yani böleceğim. Bazılarını bölmeyerek sattığım da oluyor ama herkes ulaşsın diye bir kısmını böleceğim. Şöyle elegans da renklenince çok güzel oluyor. Bunun daha küçükleri gelmişti. Daha renkliydi. Ama bunlar da renklenecek. Şöyle Hayalinalar, Loellalar. Bu da arkadaşlar çok güzel bir tür tüylü. Krasula şöyle ismi var. Bu arada yayından çıkmıştı. Bazen yayında ürünler indirime giriyor. Yayınlarımı takip edin arkadaşlar. Mesela dün akşam hep fırsat ürünü, hatta yani kar elde etmediğim fiyatlara bile verdim. Çünkü sevkiyatım gelecek. Yerim yok. Şöyle bir göstereyim size. Bakın, burası yağmur oluyor, şakır şakır. Balkon dolu, merdiven dolu ve şurası komple dolu. O yüzden yer açmak adına bir viyol bile benim için önemliydi. O yüzden çok uygun fiyata akşam bir canlı yayın yaptım. Yani sürpriz bir yayın oldu. Ben bile bilmiyordum yayın yapacağımı. Öyle. O yüzden yayınlarımı takip edin. Öyle sürprizler olabiliyor. Şimdi bu tür de yeni bir tür. Moonshine. İlk yayında çok fazla dikkat çekmedi bu tür ama çok güzelleşecek, ben biliyorum. Bazen böyle güzel türler yani yolculuktan geliyor, tırla geliyor, rengini açarak geliyor. Sonrasında renklenince kıymeti biliniyor. Bu sefer de sayı adet olarak yetiştiremiyorum renklenen bitki. Bakın mesela göbek rengini açmış. Renklenmeye ihtiyacı var ama çok kısa zamanda renklenecek. Şu gördüğünüzün daha açık rengi bu heralarım gelmişti. O kadar çok çiğ renkteydi ki. Şu an bakın nasıl güzelleştiler. Daha da güzelleşecekler. Şöyle loveli rozlarım. Blue Lotus.
Leşavyana Pink. Biraz önce de gösterdim. Riga. Bir tane numunelik morani kalmış. Firetlerim artık çok azaldı. Şurada küçük raindropslarım var. Bunlar da çok çiğdi. Bakın artık renklerini almaya başlamış. Bunlar mum obijinlerim. Bunlar satışta değil henüz. Köklenmesini beklediklerim. Bir kendine gelsin. Şöyle taruslarım var. Şurada Pinwell. Bir müşterim fotoğraf atmış benden. Bir iki hafta önce almıştı. Ben satışını yaparken renklenmiş halinin fotoğrafını da göstermiştim. Atmış, inanılmaz derecede güzelleşmiş. Altı tupturuncu. Hatta ben de hikayemde paylaşmıştım. Gerçekten çok güzel bir tür. Salsalarım da artık azaldı. Burada kendi bitkilerim var. Kendi bitkilerime bakamıyorum. Şurada yine güzel bir tür olan, daha da renklenecek Diablo String. Binalarım, bakar mısınız? Şurada kocaman Lingoaslar. Burada da bir kısım örtüsü. Öğlene doğru açarım, çok fazla yağmur almasın. Çünkü bazılarını ıslatmıştım zaten. Şunları göstermek istiyorum. Geçebilirsem. Joralar çok renksizdi. Bu Apus. Şurada olması lazım. Evet. Bakın nasıl renkleniyorlar. Bu türü hep diyorum, kaçırmayın. Yedekli bir şekilde alın. Gerçekten o özel bir tür. Her zaman bulamayacağımız bir tür. Bunları da üretim için almıştım. Geçen gün ben bunların bazılarının göbek oymasını yaptım. Geçen gün dediğim sanırım bir hafta ya oldu ya olmadı. Şöyle hemen göstereceğim. Evet, o yüzden diyorum üretim için yolmaktan korkmayın. Bakın, İnanın yani iki hafta yok. Bir haftayı falan geçti. Şuraya da göstereyim. Burada da başlamış. Yani kelle almak, alınca da bu şekilde çıkıyor ama bu göbek oymada ayınıyumlarda şöyle oluyor. Hani böyle buket formu istiyoruz ya, yanlardan böyle, yanlardan rozetler etrafını sarsın, burası da kocaman olsun. O form için bunu yapmak gerekiyor. Onu yapınca bu şekilde taç şeklinde oluyor. Şu satışta değil, bunu kendime ayırdım. Bu da kendime ayırdıklarımdan. Ama bunlardan yine gelecek inşallah. Hiç burada geçen seneki kasalarım. Bakın şuraya bir Mardi Gras düşmüştü. Dikmeye fırsatım olmamıştı. Ben de şöyle koyu vermiştim şuraya. Nasıl tutunmuş, nasıl da güzel renklenmiş. Böyle. Şurada snow bunny'ler var. Şunu göstermiyordum. Orada klatolar.
Evet, şakır şakır olmuş. Üstüne örtü örttüğümde aslında iyi olmuyor. Bitkinin çürümesine neden oluyor. Bakın şurada göstereyim. Islansa, açık kalsa o kadar olmuyor. O ara don olacak gibiydi. O yüzden örtüyü örttük. Bitki ıslakken örtüyü örtmek bitkinin böyle o şekilde çürümesine sebep oluyor. Bunları bugün gösteremeyeceğim, yine üst üste birazcık da o yüzden işte videolarda bu ürünlerin hepsini gösteremiyorum. Şöyle çiçekli bitkileri aldım. Cinderella'ymış bunun adı. Gerçekten renklerine hayran kaldım. Dün akşam yayına da çıkarttım. Bir kısmı satıldı. Şöyle çok güzel türler getirdim. Şurada da var. Yani renkler harika. Bunlar üretim yaptığım özeller. Bakar mısınız? Mardi Gras'a Medusa gibi olmuş. Bakın nasıl keyifsiz bunların da. Bunları ben aslında birazcık da benim hatam oldu. Ayırdım. İçeride unuttum. O yüzden renkleri çok aşırı açıldı. Bir de zaten şu an köksüz olduklarından dolayı bir mutsuz olacaklar. Ve süzülecekler. Sonra çok daha güzel bir şekilde geri dönecekler. Bunlar da benim üretimlerim. Mardi Gras'lar. Yani bazıları satılan bitki. Şurada da var. Buralarda da satılanlar var. Şunlar komple satılan bitkilerden. Bayağı videoyu uzun tuttum. Aslında hızlı hızlı gezdirdiğim halde daha gezdiremediklerim bile var. Ona rağmen bayağı yine video uzamış. Gerçekten ben de özlemişim video çekmeyi. Yine ilk fırsatta yine çekerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.